gelmesin aklınıza. Arabasına böyle bakan kişiler de var. Ben de görüyorum onları. Yani böyle sadece orijinal şekilde saklayanlar da var. Mesela arabamın içinde kesinlikle işte sigara içirtirme. Kendimi zaten sigara kullanmam. Böyle şeylere çok dikkat edelim. Arabayı güneşin altında bırakmam, yağmurda, çamurda çıkarmam. Böyle takıntılarım vardır. Elimden geldiğince temiz bakmaya çalışıyorum. İşte ne de olsa tofaş, eşek niyetine binelim demiyorum. İşte yanlamadır. Bu tür şeylere ben pek hoşlanmıyorum. Hani tofaşçıyım, tamam ben şahsıyım. Gördüğümde tofaşlara bakarım, ilgimi çeker, incelerim. Yanlama işlerine girmiyorum. Yani arabaya yazık olduğunu düşünüyorum. Arabaya yazmaktan başka bir şey değil. Yani ya alt takımına zarar vereceksin, ya arabanın kendisine zarar vereceksin. İşte diferansiyeli değil, bilmem nesiydi. Bu yüzden işte yanlama makas gibi rahatlıyorum. Yani çünkü yapmadığım şeyi nasıl atabilirim? Bu yüzden sizlere de pek... Bana en çok sorduğunuz soruları cevapladım bu videomda. Umarım beğenirsiniz. Tüm sorularınız varsa yine yorum kısmında belirtin. Bunları cevaplayalım yine. Soru cevap videosu hazırlarım. Bu arada başka içerikleri de yine kanalımda görebilirsiniz. Bisiklet, mesela yarış bisikletiyle ilgili videolar gelecek. Sadece tofaş içerikli atmayacağım.